Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Biraz gülelim mi yine? Benim en çok güldüğüm Cumhurbaşkanlığı makamı ayrı. AKP Genel Başkanı makamı olarak sözünü edeceğim kişi kimdi? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Gülüyorum. Bakın ne kadar çok yargılanırsam yargılanayım güldüm dediğim için ben gülmeye devam edeceğim. Bu benim gülme özgürlük hakkım. Gülüyorum diyorum. Hakaret etmiyorum ki. Ya bir insan Cumhurbaşkanı'na gülemez mi ya? Bu nasıl bir memleket ya? Ben Cumhurbaşkanı'na gülüyorum dediğim için yargılanıyorum. Kim bilir kaç tane davadan biliyor musunuz? İnanın sayısını bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde birisinden beraat ettim ama o hangisiydi hatırlamıyorum. Güldüğüm için miydi başka bir şey için miydi bilmiyorum. Çünkü çok dava var. Bir de halkı kin ve nefret duygularına tahrik etmek. Vay be. Bundan da 7-8 tane dava dosyam var. Neyse canlarım. Hadi gülelim azıcık. Bakınız. Şimdi AKP Genel Başkanı olarak söylüyor büyük ihtimalle. Yani siyasetçi olarak söylüyor. Yoksa bir devlet insanı devletin rakamları orada net dururken az sonra sizinle paylaşacağım cümleyi kurmaz. Hayır. Hiçbir devlet insanı, dünyanın hiçbir cumhurbaşkanı doğru olmayan bir şeyi söylemez. Siyasetçi söyler. Ve ben anlarım da. Adamın işi derim kardeşim. Adamın işi siyaset. Siyasetçinin her söylediği doğru olmaz. Her doğruyu da söylemek zorunda değildir. Derim geçerim. Bakın ne dedi. Türkiye ilk defa bizim hükümetlerimiz döneminde kesintisiz kalkınma dönemi yaşadı. Kesintisiz kalkınma dönemi. Abi Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisini yönetenler ekonomiyi Benjamin Button'a benzettiler. Button mu? Baktım mı? Neyse. Hatırladınız mı? David Fincher'ın yönettiği film. Bayağı oldu. Brad Pitt başrollerde oynamıştı. Başka Kate Blanchett oynamıştı. Acayip güzel filmdi. Evet güzel filmdi. Geriye doğru yaşlanma. Çok yaşlı bir insan. Yıllar geçtikçe daha yaşlanmıyor. Ta çocukluğuna kadar gidiyordu. Evet öyle bir film. Müthiş, ilginç, enteresan bir şey. Elbette olabilecek bir şey değil. Ha gerçi gelecekte genlerle oynanırsa olur mu? Bilmiyorum belki de olabilir. O yine bilimin işi. Ama bu ekonomi nasıl bir kesintisiz büyüme elde etti ki? 2012 senesi kişi başına milli gelir. Aha TÜİK. Açın girin arşive bakın. 12.594 dolar. Bakınız. 4 dolarına kadar söylüyorum. Çünkü artık ezberledim söyleye söyleye. Bir kez daha söyleyeyim. 2012 yılı kişi başına milli gelir 12.594 dolar. Ekonomiden sorumlu bakan bugün Deva Partisi Genel Başkanı olan Ali Babacan. Yıl 2021 ve bitiyor. Bitmek üzere. Dolar şimdi düştü gerçi ama daha 10 gün öncesine kadar dolar piyasadaki değerine göre bakarsanız 16, 17, 18 hadi biz 15'ten hesaplayalım. Kişi başına milli gelirimiz 7000 doların altına düşmüştü. Bu Benjamin Button değil mi abi? Bundan 8 sene önce 12.594 dolar olan kişi başına milli gelir bugün 7000 doların altına düşmüşse bu ters büyümedir. Aynı Benjamin Button'un yaşlılıktan gençliğe gidişi gibi. Bu da yüksek büyümeden, yüksek kişi başına milli gelirden, düşük milli kişi başına milli gelire doğru gitmektir. Hadi bunun kesintisiz büyüme neresinde? Ha kesintisiz büyüme geri doğru derse, amenna ve saddakna. Son 8 yıldır neredeyse hep geri geri büyümüşüz. Yani küçülmüşüz. E şimdi ben buna gülmeyeyim. Hayır buna gülmenin neresi suç? Ya insanlar yanlışlara güler, abartılara güler, insanların düşmelerine güler, insanların acayip şekilde abartılı yanlış yaptıklarına güler. Değil mi canlarım? Ben de gülüyorum. Abartılı bir yanlışlık çünkü. Bir ülkede kişi başına milli gelir 8 sene önce 12.500 dolar iken bugün 8 sene sonra yani 7.000 doların altına düşmüşse o ülkenin cumhurbaşkanı dünyada kesintisiz büyüyen tek ülke diyemez ya da Türkiye bizim dönemimizde ilk defa kesintisiz büyüdü diyemez. Buna hakkı yok. Hayır.
Çünkü doğru değil söylediği. Canlarım be. Şimdi gelelim gülme faslından sonra hafif bir bilgi sahibi olma faslına. Canlarım aynı hatayı pek çoğumuz. Ben yapmam. Asla yapmam. Yani iktisat öğrenciliğimden bu yana asla da yapmadım. Kelimeler çok önemlidir. Kavramlar, terimler çok önemlidir. Konuşmamda dünkünde de sabahki konuşmamda da biraz hatırlattım. Muhalefet yapan gazetecilerin bilhassa çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çok. O zaman yaptıkları suçlama havada kalır. Dediğim gibi geçtiğimiz günlerde Şirin Payzın ve arkadaşlarını dinliyorum. Şirin Payzın spekülatör bunlar diyor. Spekülasyon yapıyorlar diyor ve suçluyor. Canlarım bakınız. Spekülasyon ya da hükümetin ağzıyla söyleyelim stokçuluk ya da stok yapmak tabii ki haliyle. Hiçbir liberal, demokrat, kapitalist ülkede suç değildir. Stokçuluk ancak ve ancak koyu devletçi, sosyalist model yani tam olarak devletin her şeye sahip olduğu modellerde tabii ki suçtur. Çünkü orada özel mülkiyet yok ki. Oradaki bütün mallar devletin, sözde halkın. Haliyle birileri halkın ya da devletin olan malını stoklayıp kara borsayla el altından satamaz. Suçtur. Ama bizim ülkemizde liberal, demokrat, kapitalist ülkelerde stokçuluk ya da spekülatörlük sistemin temel ayaklarından biridir. Çünkü hep söylüyorum, liberal piyasa ekonomisi dedikleri, serbest piyasa ekonomisi yahut da aynı zamanda risk ekonomisidir. Stok risk demektir. Risk almak demektir. Dünyanın en güçlü, en büyük, en etkin borsa spekülatörü George Soros'tur. Adamı niye hapsatmıyorlar? Hayır, aksine herkes etrafında pervane olmuş. Bizim mevcut Cumhurbaşkanımız da başbakanlığı döneminde ya da henüz daha başbakan olmazken, olmadan önce George Soros'la yemek yiyebilmek için ne kadar çok kulis yapılmasını istedi. Hatta büyük ihtimalle de lobi faaliyetleri yapıldı. Sonra da George Soros'la aynı masada oturup bütün dünya ekonomi, küresel ekonomi daha doğrusu aktörlerine poz verdi. Bakın ben Soros'la beraberim diye. Değil mi? Fotoğrafını hepimiz biliyoruz. Şimdi canlarım, dünyanın en büyük spekülatörü, dünyanın aynı zamanda küresel ekonominin aktörleri tarafından en saygın kişilerinden biri olarak kabul ediliyorsa, spekülatörlük nasıl bir suç peki ya? Spekülasyona ve spekülatöre ya da stoklayanlara adam parasını bağlıyor. O parasını niçin bağlıyor? Belirli bir süre sonra daha çok para kazanmak için. O süreçte adamın parasını bağladığı mal piyasalarda birden bollaşabilir. Birileri ya da devlet, iktidar olağanüstü bir imkan yaratır. O spekülatörle ortak çalışmıyorsa ithalatı kolaylaştırır verir. Gümrük vergilerini sıfırlar. Haydi batalım. Ya batmaz tabii de yani. Yarı yarıya zarar eder. Suç olan ne? Hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Manipülasyon suçtur. Yani içeriden bilgilendirme, insider trading suçtur. X şirketinin borsada hisse senetleri satışta ise, alım satımda ise, işlem görüyorsa, o şirketin yetkililerinden birisi, dünyanın en büyük şirketlerinden biriyle birleşme bağlı görüşmeleri yapıldığını ya da hisse senetlerini işte o dünyanın en büyük şirketlerinden biri tarafından kısmen satın alınacağını alttan el altından duyurursa bu insider trading'tir, ağır suçtur. Devlet insanları, ülkeyi yönetenler, cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, üst düzey bürokratlar, ekonomiyle ilgili, ekonominin yönetimiyle ilgili kabul edilecek bazı uygulamalar hakkında kamuoyuna bilgi veremezler. Ülkeyi yönetenler kalka, altınlarınızı, dövizlerinizi bozdurun, Türk liraya geçin, aksi halde yanacaksın
yaptınız diyemezler. Derlerse manipülasyon suçu işlemiş olurlar. Evet, halkı yanlış yönlendirmiş olurlar ki bunu hem AKP Genel Başkanı hem damadı defalarca yaptı. Geçtiğimiz günlerde yine yaptı. Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalar manipülasyondur. Geçtiğimiz günlerde çiçeği burnunda Bay Margarin miydi? Neydi arkadaş? Karıştırıyorum, özür dilerim. Benim de biraz yaşlılığıma verin yani. Ha, Bay Nebati, özür dilerim. Nebati, margarin tehlikeli be. Bay Nebati'nin kardeşi ve ortağı temenni ederim ki dedi bu sefer Merkez Bankası pas geçer. Yani faiz indirmez. Ama dedi 100 bas puan faiz indireceğini tahmin ediyorum. Bu arkadaşınkisi tahmin değildir. Ben tahmin edebilirim. Neden? Çünkü benim içeriden bilgi alma şansım sıfır. Ama Maliye ve Hazine Bakanı'nın kardeşinin söylediği tahmin olamaz. Nedir? Insider trading'dir. İçeriden bilgi almaktır. Bakınız, Türkiye'de en çok döviz çıkışı daha Erdoğan kararını açıklamadan önce nerede oldu? Yanlış anlamayın beni lütfen ama Sevr anlaşması vardı yani Osmanlı'yı, devletimizi, topraklarımızı peş çeken ve bugünkü AKP ile MHP'nin %70'in üzerinde oy aldığı bölgeye sıkıştıran Sevr anlaşmasında Osmanlı'ya bırakılan topraklardaki şehirlerde, yani AKP ve MHP'nin %70'in üzerinde oy aldığı şehirlerde nereden haberler oldu? Hayır, nereden haberler oldu acaba? Parti teşkilatları mı bildirdiler? Kaldı ki işin ilginci, daha ilginci. Türkiye'de mevduata oranla en yüksek döviz mevduat hesabının bulunduğu iller yine Sevr'de Osmanlı'ya bırakılan şehirlerde. Yani AKP'nin ve MHP'nin ortaklaşa %70'in üzerinde oy aldığı şehirlerde. Hatta %80'in üzerinde. Ya bunlar tesadüf mü sanıyorsunuz siz? Bunlar tesadüf olur mu? Hayır. Ben bunu hep söylüyorum. O yöllerde, o bölgelerde, o şehirlerde yaşayan insanlarımızı, kardeşlerimizi asla suçlamak amacında değilim. Hayır. Durum tespiti yapıyorum. Avrupalılar daha o zamanlarda Türk Müslüman toplumunun sosyolojisini biliyorlardı. Biliyorlarmış. Onun için Türk Müslümanlarını işte bugün AKP ve MHP'nin ortaklaşa %70, %80 oy aldığı o şehirlere kilitlemiş, kapamışlar. Ya canlarım, bugün hala aynı şeyi yaşıyoruz. Üstünden 100 sene geçtiği halde. Osmanlı'ya, Osmanlı düşüncesine en çok oy veren kitleler, yığınlar o şehirlerimizde yaşıyor. Tekrarlıyorum, suçlamak için söylemiyorum. Tarihi, sosyolojik bir durum tespiti yapıyorum. Canlarım benim. Hemen birileri koşmasın gene cimene, şikayete, salaklık etmesinler. Spekülasyon, stokçuluk, stok yapmak, bunlar kanunen suç olan eylemler değildir. Efendim siz bakmayın, Cumhurbaşkanı demiş ki stokçulara yaparız. Ne yapacaksın stokçulara? O zaman kanun çıkar. Hadi kanun çıkar o zaman. Kanun çıkardığın andan itibaren de liberal dünyadan dışlanırsın. Dışlanırsın canım. Böyle bir şey yok ya. Hem Avrupa Birliği üyesi olmak için can atıyorum diyeceksin yalancıktan. Hem de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hiçbirisinde olmayan spekülasyon diye bir suç yaratacaksın. Öbür taraftan kendi sürekli manipülasyon yaparak, yani bütün Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika'da, Kanada'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, bütün bu gelişmiş demokratik kapitalist, liberal kapitalist ülkelerde suç olan manipülasyonu suç olarak göstermeyeceksin. Hadi ya, böyle şey olmaz ya. Bu kara mizah gibi bir şey ya. Canlarım. İnanın aslında bu tarz şeyleri konuşmak hiç istemiyorum. Ama bunları sizlerle bilgi olarak paylaşmak zorundayım. Büyük ihtimalle içinizde, sizlerin içinizde de stokçuluğun suç olduğunu zanneden, spekülasyonun suç olduğunu zanneden çok sayıda dostum, kardeşim vardır. İnanın dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde spekülasyon diye bir suç yoktur. Az önce verdiğim örneği tekrarlayarak kapatıyorum. Dünyanın en büyük finans spekülatörü, en güçlü finans spekülatörü George Soros, küresel ekonomi aktörlerinin ve dünyadaki
pek çok, hatta hemen hemen bütün ülke liderlerinin çok saygı duyduğu, onunla yemek yiyebilmek için milyonlarca lobi faaliyeti yaptığı dünyanın en büyük spekülatörüdür. Dünyanın en büyük manipülatörü ise az gelişmiş ülkelerdeki sandıktan çıkarak kendilerini bir alem sanan siyasetçilerdir. Sandıktan çıktıkları andan itibaren kendilerini devletin sahibi sanırlar. Oysa devletin sahibi millettir. Çünkü millet onlara oy vermeyen insanların da yaşadığı ya da o insanların da isim olarak adlandırıldığı topluluklara denir. Millet bir bütündür. Hangi siyasi partiye oy verdiğine göre ayrılmaz. Canlarım, kapatıyorum. Türkiye'de 2-3 gün önce ağır bir vaka yaşandı. Asiye isimli bir kızımız, daha henüz 4 yaşında Asiye Ateş isimli bir kızımız, iki pitbull tarafından paramparça neredeyse edildi. Asiyecik şu anda Antalya'da tedavi altında. Gaziantep'te oldu olay. Pitbull'lar biliyorsunuz özel yetiştirilen, vahşet için hatta belki de genleri değiştirilerek yetiştirilmiş, türetilmiş bir cins köpektir. Çok iyi, acayip, olağanüstü eğitimden geçmeleri gerekir ve buna rağmen de ev dışında yaşatılmaları, gezdirilmeleri yasaktır. Bunlara sahip olmak da suçtur. Bunların sahipleri zaten şu anda bildiğim kadarıyla tutuklandılar ya da gözaltına alındılar ancak. Küçük Asiyeciyi paramparça eden iki pitbull'un eyleminden daha ağır bir eylem, Türkiye'de AKP ve MHP'ye oy vermeyen milyonlarca seçmene yapıldı. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın. Şimdi buradan ben ya da benim gibi birileri, ey siyah Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın dersek, haklı olarak demem, asla demem, aman aman üstüne basa basa hatırlatayım dersek, suç işlemiş sayılırız. Kesinlikle suçtur. 5237 sayılı kanunun 216. maddesi bu suçu tanımlıyor. Ben bu suçtan yargılandığım için biliyorum. Evet, ama benim konuşmalarımın hiçbirisinde AKP Genel Başkanı'nın yaptığı bu konuşmanın benzeri bile yok. Benzeri bile yok. Ben insanları asla renklerine, dinlerine, mezheplerine, dillerine göre ayırmadım, ayırmam. Benim için böyle bir şey mümkün değil, zaten beni tanıyorsunuz. Ben bazı insanları toplumun geneline zarar verdikleri için eylemlerinden dolayı eleştiririm. Ama onları eleştirirken ey bilmem neler, ey bilmem neler demedim demem. Ne mezheplerini isimlerinin önüne koyarım, ne de dini inançlarını koyarım. Beyaz Türkler ne demek ya? Ben herhalde büyük ihtimalle AKP Genel Başkanı'nın tanımladığı o gruba girenler dedim. Ben, ailem, yakınlarım, arkadaşlarım. Ne demek ya hayvanlarınıza sahip olun demek? Ne demek ya? Ya Türkiye'de kaç tane pitbull var, birincisi bu. Ve bütün Erdoğan'ın beyaz Türk olarak tanımladığı insanların, evcil hayvanlarının hepsi pitbull mu? E hani hayvan hakları vardı, kanun çıkarttırdı bu iktidar partisi? Şimdi anladınız mı ne kadar samimiyetsizler? Anladınız mı? Evet. Ama ne kadar tehlikeli. Ben buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na 5237 sayılı yasanın 216. maddesi gereğince AKP Genel Başkanı hakkında kişileri birbirlerine karşı kin ve nefret duygusuyla tahrik etme suçu işlediği iddiasıyla şikayet ediyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Evet, suç duyurusunda bulunuyorum. Cimer nasıl benim için şimdi kadar 20-21 tane aynı maddeden ve Cumhurbaşkanı hakaretten dava açtıysa, ben savcılara böyle bir suç duyurusunda bulunamayacağım için doğrudan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını uyarıyorum. Ha dikkate alır almaz, ama bu dönem geçecek. Bu dönem geçecek. Benim suçlamam, benim şikayetim arşivde bulunsun canlarım. Ben arşive çalışıyorum. Ve hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Ha pardon.
Pardon ya, bitirmeden aklıma geldi. Duydunuz mu? Seda Sayan diyor ki Allah bazı kullarını bu dünyada bazı kutsal görevler için görevlendirir diyor, gönderir diyor. Ben de onlardan biriyim. Hangi kutsal görevi yerine getirdiğini ben bilmiyorum. Olabilir. Hülya Avşar ne dedi? Bu sıkıntılı dönemden dedi simit yiyerek geçeceğiz. Acaba Hülya Avşar 50 yıldır zevki hariç, çok canı istediği dönem hariç simit yedi mi? Aynı günlerde Hülya Avşar'ın başında oturduğu bir masa yayınlandı. Büyük ihtimalle Kuş Sütü de vardı. Ve Deniz Seki isimli bir şarkıcı Hülya Avşar'a laf söyleyeni ısırırım dedi. Pitbull cinsi galiba. Pitbull cinsi. Ya bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kadrolarının yakınındaki insanlar. Ve Türkiye'yi bunlar yönetiyor. Türkiye'yi yönetenleri işte bunlar seçiyor. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Canlarım benim. Hoşçakalın.